Bunları bizimkilere dağıt. Bu kadar yıl ticaret yapmışım, yapabilmek için de herkese harçlık vermişim. Benden istenen haraç olmadığı sürece bana hizmet eden herkese hak ettiğinden fazlasını veririm. Açıkçası ben vermem İzzet Ağa. Emekleyen benim, üreten benim. Her türlü kolluk kuvvetinden nasibini almamak için çırpınan benim. Niye bir başkasına pay vereyim? Bu payları kimseye vermediğin için bu kadar çok çırpınıyorsun. Sen mallarını bize getir. Biz de mallarını tüm dünyaya satalım. Sen de kazan, biz de kazanalım. Evet. Amerika'da bizim malların başına dünyanın herhangi bir yerinde bir şey gelirse bunun hesabını sorsun. Bedelini de ödetsin. Bizim için bir mahsuru yok. Yani Amerika'da kazansın ne var? Dünyanın öbür ucundan gelip niye burada kazanıyor Fuat arkadaş? Meksika'yı sömürürken, Güney Amerika'yı inim inim inletirken, işi gücü bitirdi de gözü bize mi dikti? Mr. George, sizle ticaret yapmayalım demiyoruz. Yapalım. Win-win'e biz de varız. Ama ortada fol yok, yumurta yokken niye sadece sen win, onu anlamadım. Dünyada geçerli olan şey benim param Boran. Sen bile bunun peşinde değil misin? Onu toplantıdan sonra konuşalım. Arkadaşların kafasını karıştırmayalım istersen. Peki Avrupalı dostlarımız razı mı Amerika'nın bu haraç meselesine? Şöyle ki biz de sizler gibi haraç vermek istemeyiz. Ama sağlayacağı imkanlar bugüne kadar kaybettiklerimizi karşılayacaksa buna da ticaret diye bakarız. Bu bizim ülke politikamıza ters düşüyorsa kazancın pek anlamı yok. Amerika'ya bir ruble bile vermeyiz. Bravo Dadaş, bravo. Dadaş derken aga. Doğru söz söyleyen Dadaş'tır Ateş. Mert adamın uyruğu mu olur? Aslında burada ilk defa bir konuda uzlaşma konuşuluyor. Ben burada hiç kimsenin herhangi bir ülkeye karşı düşmanlık beslediğini düşünmüyorum. Ben de İzzet Bey gibi ticaretin daha çok büyümesi için daha fazla pay verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbirimizin parayla ilgili bir sıkıntısı yok. Amcamın masayı yönettiği son 3 ay gelirlerimiz 6 kat arttı. Bunun daha çok olması buradaki kimseyi rahatsız etmez. Etmez. Etmez de Alparslan. Neticede bizim masamızın bazı kuralları var.
Ama benim şimdi burada gördüğüm, daha büyük ticaret yapabilmek için kural diye bir şey yok. Yani biz düne kadar örgütlere silah satmamak gibi bir kurala sahiptik. Yarın bu değişecek mi? Yani bizim ticaret olarak sattığımız silahlar bir şekilde örgütlerin eline geçecek mi? Ateş'in dediğine şunu ekleyeyim. Masadaki ortaklarımızdan herhangi birisi sattığımız ürünlerin karşılığında uyuşturucu alıp satacak mı? Öyle bir şey yok. Ben buraya gelmeden İlyas'a sordum. Bu Avrupalı patronlar dediğiniz şahıslarda tozcu olan var mı diye. O da bana dedi ki yok. Zaten sen otursan da abim oturmazdı. Bu masadaki herkesin uyuşturucu konusundaki tavrı ortak ve net. Beyler, biz örgütlerle iş yapmıyoruz. Bu kural değişmediği sürece uyuşturucu örgütlerin işi. Yani biz kurallarımızdan taviz vermiş olmuyoruz. Peki. Amerikalı dostunuz da sizin gibi mi düşünüyor Ünal Bey? Biz ülke olarak terörist ilan ettiğimiz hiçbir örgüte silah satmama konusunda hemfikiriz. Peki bizim ülkemizin terörist ilan ettiği ama sizin herkesi birbirine kırdırma politikanız yüzünden terörist ilan etmediğiniz örgütler ne olacak? Bizim silahlarımızı alıp onlara mı vereceksiniz? Yani asıl sorum şu. Şimdi biz sizin kurşununuzu yemeye alışığız. Alışığız da bizi kendi kurşunumuzla vurmamanın bir garantisi var mı? Hızır Reis, siz şimdi burada siyasi bir tartışma açıyorsunuz. Halbuki biz ticaretten konuşuyoruz. Siz kim, biz kim? Ben ve siz diye konuşun. Bu masanın patronu olabilirsin ama bil ki dünyanın patronu sen değilsin. Sana verebileceğim tek garanti benimle ters düşmediğin sürece az ya da çok benim takdir ettiğim ölçüde kazanmaktır. Şimdi senin nasıl bir dünyan var bilmiyorum. Kendi dünyanda patron olabilirsin. Ama benim olduğum yerde, benim dostlarımın, benim kurallarımın olduğu yerde kendini patron zannetme ahmaklığına düşme. Amerika'ya ters düşerek ticaret yapabileceğini mi zannediyorsun? Diyelim ki zannettin. Peki dost bildiğin insanların hep yanında olacağından emin misin? Mahsuru yok. Yanılırsam kendi kararlarımla yanılırım. Senin oyunlarınla değil. Bak şimdi yalnız sana değil, burada bulunan herkese söylemek istediğim bir şey var. Neden kendinizi bu kadar önemsiyorsunuz? Sabah kalkıyorsunuz, pirip kahvenle ayılıyorsunuz. Haberleşmenizi benim telefonlarımla yapıyorsunuz. Evinizden çıkıp akşama kadar benim paramı kazanmak için köpekler gibi birbirinizi yiyorsunuz. Sonra da kalkmış para meydan okuyorsunuz. Siz kimsiniz, kim? Ben istersen varsınız, ben
istemezsen yoksunuz. George, sana toplantıdan önce de söylemiştim. Bizler tehdit edilerek kazanabileceğin dostlar değiliz. Dost olmak istiyorsan dostça yaklaş, kurallarımıza uy. Hep küçükler büyüklere uyum sağlamaz mı Ünal? Ailelerimizi de çocuklarımızı bu şekilde terbiye etmiyor muyuz? Biz etmiyoruz. Ayrıca burada hiç kimse atası belli olmayan birinin çocuğu değil. Sen buraya dostluğa ya da ticarete gelmemişsin. İçimizden hangimizi ayartacağını görmeye gelmişsin. Bu masadaki herhangi biri senin dostunsa sonu senin gibi olacak. Bilenler bilir. Ben dostlarımı öldürmem. Ben burada size dostluk vaat ediyorum. Benimle anlaşmak isteyenler bana bağlılıklarını Ünal Bey'e bildirsinler. Toplantı bitmiştir. Amca. Amca. Şimdi dinleyemem Alp Aslan seni. Arabamıza bomba koymuşlar. Tekneyle gideceğiz. Demedin mi kahvaltı hazır diye? Söyledim ana. Geliyorum dedi. Git bir dakika de onu. Teyze gelir şimdi. Ayağımın dibinden çekirsin bir şey sorayım diye diyorum. Bana mı soracaksın teyze? Sağ ol. De bakayım. Siz gittiğiniz yerde neler etmişsiniz da en büyük olmuşsunuz. Hatice'm anlatmadı mı? Hatice anlattı, anlatmadı. Sağa sorayım, sağa. Vallahi teyze, ayıptır söylemesi. Avrupa'nın bütün babaları dayının elini öptü. Hepsi bağlılıklarını bildirdiler.
Ben bir uşak doğuracağım da... ...Dünya onun elini öpmeyecek. Günaydın. Elimde iş var ama. Heh. Neyse. Öpeyim onu. İşler onu rast gitmiş diye duydum. Kimden duydun? Tek uşağım sen misin? Peki, doğru duymuşsun onu. Her zamanki gibi abartmadı dersen sorun yok. Yok vallahi dayı. Ben olduğu gibi anlattım, hiç abartmadım. Ama İlyasları bilmem. Dışarıda kahvaltı hazır. Vallahi ben anlamıyorum abim niye bu kadar aşırı tepki gösteriyor. Daha önce hiç malımız çalınmadı mı yani, bu mudur? Olur, ticarette zayiat denilen bir şey var yani, olur böyle şey. Senin otelinde zayi olan peynirlerden bahsetmiyoruz İlyas. Oturun. Abi biliyorum, ben de her şeyin farkındayım. Bir de yanlış anlama, hani küçümsediğimden değil de. Ama biz şimdi bu kadar başarılı iş yapmışken... ...kazançlarımıza sevineceğimiz yerde kalkmışız. İki tane tır kayboldu. Üç tane tıra şöyle oldu. Gerek yok. Yani gerginliğe gerek yok. Ben de onu diyordum Alparslan. Yani içeride ben de aynısını söyledim İlyas. Aslında İlyas amcam çok haklı da... Bora'nın da, Tufan'ın da, Tip abilerin de kayboldu. Yani bence bu hepimize yönelik bir operasyon. Operasyon diyorsun da kuzen, dayım da bir iz bulamadı. Kim aldıysa, kim yaptıysa yarın bir gün çıkar ortaya. Neticede satacakları şey silah. Nereden çıksa orada tepelerine çökeriz. Yani neticede silah. İşte ben de bunu demeye çalışıyorum. Sonra bizi kendi silahımızla vurmasınlar. Hı? Siz yine mi evde iş konuşuyorsunuz? Bahçedeyiz yana. Babaannem, az önce içeride hepimizin ifadesini bir güzel aldın. Hayır yani o iş konuşmak da sayılmıyor mu? Ben uşaklarımı soruyorum. Kaç para kazandınız diye sormuyorum. Hem bana ne sizin o pis işlerinizden? Anlaşılan babaannemin konuşmak istediği başka konular var. Var. Söyle o zaman ana. Hayırdır? Teyzem bu sefer kim evlendiriyor, Fidan'ı mı? Hayır. Bu masada kimseden hayır kelimesini duymak istemiyorum. Ay ben sana söylemedim teyze. Olsun. Evet ana, tamam. Ne dersen de hiç kimse itiraz etmeyecek. Söyle. Ben derim ki bu İlyas'ın ki yok muydu? Özgür'ü mü diyorsun ana? Konumuz şimdi o değil. O yüzden ismini vermiyorum. Peki ana. Onun ablasını derim. Neydi o baharda düşen? Cemre ana, Cemre. Cemre. Ana. Emine Hanım, gözüne kestirmiş onu. Kim için? Fikret için. Bizim çocuğumuz olmay, ondan olsun diyeyim. Ne bakıyorsunuz? Ateşi, ateşi diyorum. Cemre'yi gözüne kestirmiş, ateşle arasını yapacakmış. Ateş iyidir ya. İyi, iyi, iyi. Ateş iyi fikir olabilir. İyi kötü bize ne İlyas? Ne demek bize ne? Zır. Ana, koskocaman insanlar birbirlerini sevmişler, beğenmişlerse... ...sana da, bize de, Emine Hanım'a da halt yemek düşer. Belli ki İlyas için de bir sorun yok. İşte o yüzden...
akşama davet ettim. Ne yapacaklarsa yapsınlar, ha buraya karar veririm. İlyas'a durumunu bunca zamandır ayarlayamamışsın. Şimdi Özgür'ün ablasını mı baş gözetmeye kalktın? Önce bu yükler. Ablasını görelim de huyu nedir, suyu nedir? Ondan sonra İlyas'a ocakta kalalım ikisi. Evlenince insan değişiyor. Doğru diyorsun ana. Tamam, ben akşam arar söylerim Özgür'ü. Yok yok abi, ben hallettim, herkese konuştum. 8:30 gibi burada olsanız yeter. 8:30? 8:45 olmaz mı anamın sekreteri Fidan? Herkes 8:30'da kabriye olacak. Olur ana. Olur ana, tamam. Bitti mi? Var mı başka bir gündemin? Yok. Siz onunla büyük işleriniz var. Benim küçük işlerimi kendim hallediyorum. Şimdi Zafer abi. İlyas abi bunu duyarsa bizi... gebertir. Yarın öbür gün bu oteldeki açıklar ortaya çıkacak. Biz ne cevap vereceğiz o zaman? Ne demek ne diyeceğiz Ercan? Valide Sultan emir buyurmuş. Fakir fukaraya bakılacak demiş. Liste vermiş. Biz de gereğini yapmışız. Zafer abi, haklısın da onlar birbirlerine girmiyorlar. Direkt mevzu bizde patlıyor. Adnan'ım, bir şey olmaz. Sonuçta bu sevaba biz de ortak oluyoruz. Ne yaptınız bari baba? Neredeler? İçeride. Dışarıda. Ön tarafta abi. Ulan burası ön değil mi? Bir çekilin önümden. Fahri baba niye geldin? Uçtu abi. Gel Fahri. Aç mısın? Zehir zıkkım bir şeyler yedim. Yaramış belli ki Fahri abi. Yaradı İlyas. Adamlar kayıp. Adamlar derken Fahri baba? Ahmet'le Necmi. Hurşit'le aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Ne onlar var ortada, ne de adamları. Onlar kimdi? Mallarımızı çalanlar teyze. Analarının, karılarının, ismini verin bana. Ben bulurum onları. Ana, kimseleri yok belli ki. Bu işi yaptıklarına göre. Başımızın, gözümüzün sadakası olsun. Maldır da hiç sıkmayın canınızı. Malı kaybolmayan kim var Alparslan? İzzetlerden bir ses çıkmadı amca. Sağ ol Sabrim. Şifa olsun baba. Eyvallah. Ne diyeceksen de bakalım Fuat. Şimdi İzzet abi bunlar Necmi ile Ahmet'in adamları. Hızırlar 2 gündür malımızı kim çaldı diye ortada geziyorlar. Ben de aldım getirdim bunları. Ama maalesef Necmi ile Ahmet ortada yok. Sen onlara ortadan kaybolun mu demiştin Sinan? Demiştim İzzet ağa. Ama bunlar Necmi ile Ahmet'i de birileri aldı diyor.
Kimler almış? Çakır Beyliler mi? Çakır Beyliler almış olsa Necmi ile Ahmet nerede diye hala soruyor olurlar mıydı sence? Bence olmazlardı. Bunları niye getirdiniz buraya? Belki bir şey sorarsın diye. Benim soracak bir şeyim yok. Gürültü yapma Sinan, gürültü yapma. Kıbrıs'ta elimizden kaçırdık. Ama burada yapabiliriz. Müsaaden olursa şu Çakır Bey'le konusunu bir daha gündeme alalım. Bu hatta biz hallederiz. Neden? Bazı adamlar vardır. Öldürmeye gidersin. Bazı adamlar vardır. Kendi ölmeye gelir. Hızır öyle öldürmeye gidilecek bir adam değil. Çünkü o her gün kendisi zaten bugün bana kim gelecek diye bekliyor. Ayrıca böyle herkesin biat ettiği bir adamı öldürmek bizi çok yaşatmaz. Ona yakın birini bulup bu işi ona yaptırmak lazım bence. Var. Her gün yanında olan biri var. Kim? Ulan seni basmaya basarım da bu kağıdın cinsini öğrenmem lazım. Babam! Allah belanı vermesin senin Tekin. Oğlum bir sakin. Ortalığı niye vermeliye veriyorsun oğlum? Babam bu konuşmuyor. Onu konuşturmak için nasıl bir strateji uyguladın Tekin? Ağzına ağzına vurdum babam. Bütün dişlerini döktüm. Çıt yok. Ben sana ne dedim? Ne dedim babam? Şiddet bir çözüm yolu olamaz demedin mi? Ne demek olamaz? Şundan dolayı olamaz Tekin. Adamın ağzını kırarsan nasıl konuşsun? Depoda mı Ahmet? Evet baba. Spinoza ile Nietzsche'nin tartışması ne üzerinedir bilir misin? Ne üzerinedir baba? Empati. Yani kendini onun yerine koyacaksın. Ahmet'in yerine. Allah korusun babam. Ben ne diye kendimi hırsızın bir tutayım? Bir tutma Tekin. Ama öğren. Evet. Ünlü düşünür Spinoza diyor ki, bir insanı anlamak istiyorsan onu hor görme. Onu aşağılama. Onu yargılama. Kendi duygularından sıyrılabilirsen onu anlayabilirsin. Ha, evet. Ama daha ünlü düşünür Nietzsche der ki... Ne diyor baba? Bir insanı anlamak istiyorsan onu yargıla, onu hor gör, onu aşağıla. Onun duygularından sıyrılabilirsen ancak o zaman anlayabilirsin. Peki sen hangisine sıcak bakıyorsun baba? Sana karşı Spinoza gibi bakıyorum Tekin. Ama tahmin ediyorum, Ahmet'e karşı Nietzsche gibi bakacağım. Hayırlısı babam. Yerini öğrenek de Necmi'nin. Selamünaleyküm. Gel gel gel. Afiyet olsun.
Ellerini kırmadıysan yazdırarak konuşturacağım Tekin. Yok babam. Necmi'nin yerini biliyor musun Ahmet? Babam ben sıkacağım buna bir tane. Sabahtan beri yalvarıyorum. Bana tek kelime etmedi. Sana kafa sallıyor. Şiddet yok Tekin. Ne dedim ben sana? Empati. Sen şimdi bu kağıda Necmi'nin yerini yaz. Tekin de seni dişçiye götürsün. Kaçakçı. Tufan. Kaçakçı Tufan. Bak görüyor musun Tekin? Bize haber vermemişler. Herkese sen sıkma Tekin. Bırak da gençlerin yolu açılsın. O çocuk saatlerdir ne diye bekliyor da? Konuşturalım diye bekliyor baba. Acaba Boran ağa bana göz kırpar da bana yol verir mi diye bekliyor. E sen bana göz kırptın baba. Sen de ona kırp Tekin. Kelebek etkisi. Alo. İlyas ortağım ne yapıyorsun? Ortağım derken Boran. Ya tamam, yüzdeleri şartları belirlemedik, ayrıca konuşacağız. O ayrı mesele. Onun için aramadım. Necmi'nin yerini öğrendim. Neredeymiş? Tufan'ı almış, hiçbirimize haber vermemiş. Sen nereden öğrendin peki bunu? Kardeşi Ahmet'ten. Boran. Reis sen misin? Ha benim. Biz Tufan'ın yanına geçiyoruz o zaman. Sen de bu Ahmet'i al oraya gel. Reis, valla Ahmet farklı bir boyuta geçti. Ben Ahmet'siz gelsem. İyi, tamam gel. Tekin. Bak abi gördün mü? Tam da dediğim gibi oldu. İki tane soytarı hırsız yakalanmış. Biri zaten belasını bulmuş, öbürü de birazdan bulacak. İlyas, biraz daha hızlı gitmezsen Necmi de farklı boyuta geçecek. Alo Tufan. Şimdi buraya ister bizi niye atlattı ki kardeş? Adamların hayatı bu çünkü Zafer. Dön şuradan dön. Panik yapma. Arayıp sorarız nereye gittiklerini. Alo, Hızır Ali. Nereye döndünüz? Tamam. Ancara dur, biraz yavaş git. Yetişeceğiz. Tufan reislerin oraya gidiyorlarmış. Kestirme yol biliyorum. Evelallah onlardan önce varırız. İşte doğrusu da bu Zafer'im. Koruması olduğumuz arabayı bırakıp kestirmeden adrese gitmek de neyin kafası enişte? Ya ben laf işitmeyelim diye dedim Fahri'm. İyi düşünmüşsün. Ölürlerse işitmezsin. Hoş geldiniz Zira abi.
Orhan ne haber, nasılsın? Çok iyiyim abi. Sebep? Güzel bir gün İlyas abi, sen nasılsın? İyi, senden iyi olmasın iyi. Olsun abi, benden iyi olsun. Baban nerede? Babam Boran abilerle bahçe tarafındalar abi. İyi, hadi düşelim bizi. Ne var kanka? İyi, sağ olasın. Seninkiler nerede? Gecikince benimkiler oluyor değil mi abi? Geldi benimkiler. İlyas Feys mesaj atmış. Ne diyor? Vallahi çok ağır konuşmuş enişte. Sesli dile getirmeyeyim. Okumak istiyorsan oku. Yok, ben okumayayım. Zaten sana atmış. Burada mı bekleyeceğiz, içeri mi girelim Fahri Baba? Hemşerini özlediysen gir Hurşit. Biz buradayız. Özlemek nedir? Niye özleyeyim? Anam mıdır, babam mıdır? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Geç, otur. Kaç aydır gelin gelin dedim, gelmediniz. Bir Necmi'yi aldım. Şimdi hepiniz toplandınız değil mi? Hoş geldin. Geç, buyur. İnsan haber verir diye sitem ettim. Hoş geldin. Tufan Ağa da bizi suçlu çıkartıyor. Babam. Ben dışarıdayım. Tamam Tekin. Aslında sitem etmekte haklısınız. Ama iyi haber alınca hoş geldik. Tufan abi, bu Necmi konuştu mu? Yok. Daha bir şey sormadım. Ya ben böyle sıcağı sıcağına dumanı üstündeyken konuşmayı sevmem. Uşaklara verdim ki azıcık soğutsunlar diye. O ne demek Tufan abi? Babam birine kızdığı zaman önce soğuk havada pusuna koyar. Eyvallah. Ya biz burada sohbet ederken adam içeride donmasın. Donmaz, donmaz. Orhan. Buyur baba. Alın getirin onu. Belli ki Hızır Reis benden konuşmayacak. Tamam baba. Hadi ben de seninle geleyim. Hayriye anam nasıl, iyi midir? İyi, sağ olasın. O da seni soruyordu. Hatta müsaitse bu akşam yemeğe gelsin dedi. Sebep? Ya anamı bilmiyor musun? Birilerine baş gözetmeden duramaz. Şimdi de ateşle İlyas'ı bacanak etme peşinde. Daha İlyas evli değil ki. Niyeti var. Ayrıca anamız çağırırsa gideceğiz elbet. Alparslan. Senin var mı böyle şeylere niyetin? Nasıl bir şey abi? Ya evlilik diyelim, yuva kurmak diyelim de. Benimle abimden fırsat kalırsa girer. Ulan Orhan. Buyur abi.
Bu işi niye ediyorsunuz? Konuşturun sıkıldı. Abi bilmiyor musun babamın işleri? Gel bakalım Necmi evladım, gel. Konuşacak mısın yoksa ben seni gene içeri mi yollayayım? Hızır Reis de gelip soracaklarını yarın bir daha sorsun he? Necmi, kime sattın mallarımızı? Malların size ait olduğunu bilmiyordum Hızır abi. Sorum o değildi. Mallarımızı kime sattın dedim. İzzet Ağa'ya sattım Hızır abi. İzzet mi aldı bizim mallarımızı? Malların kime ait olduğunu sormadı mı? Sormadı abi. Bizzat sen mi teslim ettin İzzet Ağa'ya? Sinan vardı. Sinan'a teslim ettim. İzzet Ağa'yı hiç görmedim. Ama ben zaten malların size ait olduğunu bilmiyordum abi. Lan konteynerin içindeki bavulları, çantaları görmedin mi? Benim kadar kaliteli mal yapan başka birisi var mı bu alemde? Bilemedim abi. Affedin. Ama telafi edebilirim. Nasıl edecek? İzzet'ten malları geri mi alacak? İzzet Ağa aldığı malları geri verme. İzzet Ağa aldığı malı geri vermezmiş. Sen kimin malısın? He? Seni gidelim şu İzzet Ağa'na bir verelim bakalım. Karşılığında bize ne veriyor? Dur sen. İlyas arkadaş doğru söylüyor reis. İzzet Ağa'yla bir konuşalım. Bu kalitesiz mal senin mi diyelim? Ara o zaman Tufan şu İzzet'i. Onun da mekanını ziyaret edelim bakalım. Sonra o da bize sitem etmesin. Ben de Tipi abiyi bir arayayım. Sonra bana niye haber vermediniz diye bozuluyor. O zaten doğuştan bozuk. Da kendisi farkında değil. Alo. İzzet neredesin?